Şimdi nerecikten başlayacağımı bilmem. Bu toplumun en çok dayanışmaya ihtiyacı olduğu dönemden geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Genel anlamda böyle toplumun yola sokağa bakarsanız, arabaların kalitelerini, arabaların markalarına bakarsanız, hele bir daha böyle o şey Google'ın haritalarını uyduya korsanız ve bakarsınız belirli bölgelere, o fotoğrafları dünyanın herhangi bir yerinde insana gösterseniz diyecekler ki bizim refah düzeyimiz İsviçre'den öndedir. Evet. Ancak toplumun bir vitrini, bir de bir ambarı vardır. Vitrinle ambarın arası uzak olsun veya keşke uzak olsa. Farklı refah düzeyinde olan insanlar oldukça birbirine yakın yaşar. Şimdi bunları söylerken şunu da belirteyim. Yani bu ülkede dünden bugüne hükümetleri mi ele alacağım ve eleştireyim? Bir yere kadar eleştiririm. Ve bu ülkede geri videzi takmış insanlar çok, ileri videzi takıp karada, denizde ve havada uçan çok. Ayrı bir şekilde bunlar. Bunlar diğerlerine göre daha çok mu? Hayır. Ve böyle seyrediyorum toplumun davranış biçimlerini. Çok ciddi sıkıntılar var. Biraz önce özellikle kabul ettiğim şey, İbrahim Benter'le konuştum. Vakıflar Genel Müdürü'yle. Dün bana yansıyan bir konu vardı. Kaderin en acı cilveleriyle yüzleşmiş bir çocuğumuz. Anası da kalmadı, öldü. Babası da öldü, nenesi de öldü. Başarılı sınavlarda tıp fakültesi de kazandı, öğretmen akademisine girmeyi de en iyi derecelerde, ama ekonomik yetersizlik var. Bugün sabahtan başlayarak öncelikli gündem maddelerinden biriydi. Toplumun dayanışması ne noktadadır diye bakarak konuşuyorum. Ve bir zamanlar ismini vermeyeceğim bir iş adamı, dediler işte filan akıllı adamdır. O da dedi ki, ne kadar parası var? Yani o çok para kazandı ya, doğal olarak o daha akıllıdır meselesi vardır. Şimdi ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Şunu böyle gündemimdeki yazılarımdan bilir. Bu memlekette bazı insanlar için özellikle her şey olabilirler ha onlar, ama onlar bir şey olmazlar. Rezil olmazlar mesela. Rezil olma gibi bir kaygıları, endişeleri yoktur. Yoktur öyle bir kaygıları, endişeleri. Anlatırım ya ise, bir zaman birileri için kötü bir şey yazdılar Çetin Kaya'da Billardo masasına. Geldi gördü. Pençelere de açıldı. O zaman 5 liralıklardı en büyük para birimi. Yani eski zamandan bahsederim. Ve yani İngiliz sömürge dönemi, oralar herhalde, o dönemlerden kastediyorum. Yani 60-63 arası da değil. Ve neyse, çıkardı böyle bir matsa derlerdi. Bir deste 5 liralık örttü üstünü. Ve dedi ki, okuyun hadi bakayım, okuyabilirseniz.
Şimdi ona göre parayla bir gerçeği örttüydü. Ama bir esinti onun parasını uçurdu. Bilardo masasında yazılanlar yine görünür hale geldi. Hayatımda kimsenin ne servetinde ne de makamında gözüm oldu. Olmadı. Olamaz da. Yani bu vesileyle söylerim. Çocuklarıma da nasihatimdir. Çok nasihat vermeme rağmen. Derim be çocuklar, çok fazla bir şeyiniz olmasın. Kendi kendinize yetmeyiniz yetsin size. Yani yeterli. Tekrar söyleyeyim ben, yani bazen bir şey olur. Kendi kendime yeterli, kaliteli bir hayat için bu ülke ortalamasının sıkıntı çekenlere göre daha iyi bir noktada bir hayatım var. Alın teriyle kazanılmış, verilemeyecek hesabı olmayan bir kazancım var. Ama netice itibariyle şunu diyorum. Çocuklar, öyle çok bir şeyiniz olursa da kaybetme korkusu yaşarsınız. Korkarsınız. Ne kadar çok kaybetme korkusu hissettiğiniz bir şeylere sahip olursanız da korkunuz kronikleşir. Derin travmaya dönüşür ve hayat kaliteniz bozulur derim. Bu memlekette ben söylediğim başka bir mesele var. İngiliz'in kanunları var ya, keşke ondan sonraki bütün kanunları anayasalarda dahil iptal edelim. İngiliz'in bıraktığı fasıl denen yasalarla ama temiz kafalarla, adil anlayışlarla memleketi yönetelim. Göresiniz ne kadar tıkır tıkır işler yolunda gider. Bu İngiliz giderken dedi komşuna evini ev yapacaksan komşunun esintisini, manzarasını kesmeyecek. Bak burada bunun altını çizelim çünkü geleceğim bir yer var. Yani biri orada evi varsa benim bu tarla benimdir. İstediğim gibi yaparım. Dedi kendi İngiliz. Gittin banda buraya ya, Gologaz'ın ana kütlesiyle soğanının oranı var. Çünkü soğan pişmez ya. Soğanla ana kütlenin oranı da belliydi. Yani sen kandıracaksın diye Gologaz'dan büyük soğan mı olacak? Çarşı hikayesi gelir, ölçerdi parmak hesabıyla bile. Fazlalığı keser, devam ederse de ceza keser. Yolda giderken eğer koyunu basarsan başka, keçi basarsan başka ceza. Keçiyi basarsan hatalı da olsa daha hafif cezan var. Çünkü gördün keçiyi ama zannettiğin o şu fırlayıp da gidecek. Bu kadar ince ayrıntıyı bize bıraktı. Şimdi parayla bir bu ülkenin temel meselesi kayıt dışı ekonomidir. Kayıt dışı ekonomide payı olanlar giderek büyüdük sonra bu ülkenin hukukunu da, adaletini de, medyasını da, bütün örgütlerini, siyasetini de yutarlar. Yutabilir, yutar. Kimse kimseyi kolay yutamaz. Yutmaya razı olanları yutarlar. Ve sonuçta gariban mağdur olur. Adalet daha pahalı. O insanlara adalet pahalı. Git mahkemeye. Ya şimdi insanların işi gücü yok. Parası, pulu. Yani nerede bulacak? Hayvancıysa hayvanları bırakıp mahkemeye mi koşturacak? Ve gelir insanlar anınıza dayanır ve şimdi çok da böyle uğraşırım, terbiyelendireyim dilimi da bir şeyi size söyleyeyim, uğraşırım, şeyi bulayım. Yani doğru kelimeyi bulayım da söyleyebileyim size. Tamam mı? Friedrich Nietzsche, Alman düşünür. Yıllar evvel bir şey söyledi. Ya yani şimdi bu bizim memlekete uymaz derseniz, tamam pardon be kardeş ama ben o adamın fikrini söylerim.
buraya özellikle söylemedim dersem, siz de isterseniz kabul edin. Ne dedi bakınız? Hukuk iktidarın fahişesi, basın da metresi olursa devleti P ile başlayanlar yönetir. Bizim için söylenmedi ha bu. Zamanında bu Alaman bunu söyledi. Bakınız. Biz küçük bir memleketiz. Kaldıramayız. Büyük bir memleketin çöplüğü bir yere atılır da insan uzakta kalır. Biz her şeyin en iyisini isterik. Siyasetçileri tek başıma vallahi eleştirmek istemem. Çünkü baskı var. Sürekli bir şeyler ister insanlar hadsiz bir şekilde. Yani Sayın Başbakan Ünal Üstel'in yerinde olmayı istemem. Yani düşünün bu insanlardan neler isterler. Hadsiz bir şekilde. Geçen gün biri, yanılmıyorsam lise mezunu ama bilmem bu kadar kamuda geçti. Dedi ki, beni müsteşar yapın. Olmazsa kaymakam yapın. Ya neyin var senin? Yani ne özelliğin var? Ve bildiğim kadarına olmaz denildi. Ama söz verdiydiniz. Ya bu basının çiftliğinde mi söz, çiftliği için mi söz verdi? Kendi işi için mi söz verdi size? Zaten kendi işinize koyar mısınız o insanları? Ve bana benzedirim konuğumun davranışlarını çoğu kez. Peki ondan severim. Saygı, sevgimiz var. Hür İş ve Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu. Yaşım nedeniyle büyüğüm. Severim, o da beni sayar, hissederim bunu. Ve biz bunca yıldır uğraşıp kendimiz ve yakın çevremizle ilgili ne konuşuruk, ne yazarık. Bize dediler, ne çıkarmak sesini? Yoktur bunun, örneği yok. Anlatabildim mi? Örneği yok. Ve bu bizim Ahmet'in buvası, Önder Serdaroğlu, senelerdir Raptakarman'ın yukarıda oralarda mandırası var. Mandırası varırken insanlardan uzak yukarıda bir yerdeydi. Sonra aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı başladılar binalar yapsınlar, siteler yapsınlar, evler yapsınlar. Geldiler mahalle aşağıda böyle kahveler var ya böyle ortadan gider. Uğraşlardı değil Beytambal mandıra. İnsanların dışında. Sen gittin mandıranın yanına ev yaptın. Ve bu kokudan rahatsızlık dedin. Yahu gideydin daha evvel. Burnunu götüreydin bulak burun boğazcığa. Temizlesin burnunu. Koku problemin varsa halledeydin. Giden bir kokulanaydın. Yani ne bileyim ama bu keçi koyun kokusu çok da kötü bir koku değil. Bazı hayvan dışkıları kokar. Tamam. Hoşuna gitmediyse gitmeyeceksin. Yani enfiye değil ya. Şimdi sen giden yapan bir de bulun bir yol. Tek yanlı bir irade inan. Ara Emralı. Al hayvanları da git. Ne yapsın? Hadi söyleyin bana ne yapsın? Getirsin Cumhurbaşkanı'nın havlusuna, o çimen tarafına koysun. Ne yapsın? Gitsin bağışlasın SOS'e, kessinler, dayatırsınlar çocuklara. Yoksa Lapta'daki uzun evi var, şu devlete 500 pound ayda kiraladı devletten. 5800 lira ayda sterlin devletten kiralı. Ya yani bugün gelmeden gene geçtim aynanın karşısına, sildim iyice anlamı, baktım bir şey yazmaz. Yazmaz. Geldim bizim Bora vardır elimiz ayağımızı da ama başka bölüme geçti. Onlar da
Kimse baktığında bana yüzüme Hasan abi anında eşek yazar, enayi yazar demedi ya. Demedi. Ya eski insanlar düğün oynardı da çalgıcılara böyle böyle yapıştırdı da çabuk çabuk götürürlerdi, çalgıcılara verirlerdi. E tamam ama yani şimdi siz birilerini buldunuz, yüzünü gözünü parayla örtersiniz. Ama yani şimdi Ahmet Serdar oldu, bu memlekette medyatik pozisyonu var, anlatabilir ama terbiyesi müsait değil. Terbiyesi müsait değil. Vallahi bir şey söyleyeyim mi size? Böyle izin, bazen derim izin verin bana biraz terbiyesiz olayım. Böyle herkesin bir miktar terbiyesizlik hakkı olması lazım. Terbiyesiz olan insanlara karşı. Bir miktar hadsizlik yapacak. Had bildirmecilik. Bilir misiniz? Yazdıydım galiba ya. Ben dedim, ben bir köpeğim dedim. Hadi şimdi de derim size. Ben bir köpeğim. Ahmet'e de vereyim. Ahmet sen de köpek ol. Niçin? Niçin? Bir söz vardır. Buldular köpeksiz köy, da değneksiz gezerler. Eğer bu toplumun etik değerlerini, hakkını, adaletini korumak için köpek olmak gerekirse, korkutmak için ben bir köpeğim arkadaş. Bu toplum için. Senelerdir mandırası oracıkta onu hayvanlarıyla yerinden yurdundan edecek olanlar kim olursa olsun, mahkeme de dahil, hakim de dahil, hepsine karşı ben bir köpeğim. Yes. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Hasan abi. Yani gerçekten dinledim seni can kulağıyla. Öyle programın başında bir sordun da bana neyin var anlattım böyle böyle. İçimden işte bunları söyledim. Yani ben hazırladım buna. Asla değildin. Yani gerçekten hayret ederim. Bazen bu memleketin vatandaşı olduğum için utanırım. Ben gerçekten. Açık söylerim bunlara, gayet duygusal. Ya benim babamın 75 yaşında bir adamın ta eskiden beri 40-45 sene öncesine dayanır bu iş. 4 tane çocuk büyüttü o mandırada. Ve hala daha da geçimini sağlar o adam o mandıradan. Ve ilgili inşaat şirketi geldi oraya kordu, sonradan aldı oralarını. Yeşil alanıdır şimdi yazar üstünde, açık yeşil alan. Daha önce mandıraydı orası. Koçan'da da mandıra yazar. Ağıl yazar. Ve şimdi belediyelere verdi. Yasa belediye geldi bir şahit koydu. Kaymakamlık getirdiler bir şahit. Kaymakamlıktan hep yalancı şahitler. Sanki de babam yeni geldi de yeni kuruyor mandırayı da hayvan sene besleyecek. Ya, 45 senedir oradan. Sanki de yeni geldi. Yeni kurdu mandırayı da hayvan besleyecek. Da şimdi tek taraflı bir ara emri dosyaladılar ve ara emri verildi. Orada hayvan beslenilemez. Ve diyorlar adama şimdi hayvanları çıkart. Mahkeme emrine uymazsan hapse gideceksin. Bak, gitsin. Mahkeme emrine uymazsan hapse gideceksin. Biz de gidelim beraber. Dedim yine gitsin. 75 yaşında bir adamı eğer bu memleket, bu cumhuriyet hapse sokacaksa sırf üretim yaptığı için bu memlekette, sırf üretim yaptığı için, yani hayvanlar zaten ekonomik koşullarından sayı giderek giderek düşüyor. Adam mücadele verir, üretim olsun, süt olsun, hellim olsun, kültürümüz yürüsün diye Hasan abi. Bunlar ısrarından bir tüketici toplum yaratmaya çalışırlar. Yahu dedik, para yenecek bir şey değil dedik, anlatamadık. Toplum üretecek, üretime teşvik edeceklerine, üreticiyi bunlar yok etmeye çalışır ya. Ve bütün daireler tarafından da destekleniyor bu ilgili firma. Hepsinden görüş almış, çevre dairesinden gelmişler de ölçmüşler kokuyu. Ya çevre dairesi getirsin bayağı öyle bir koku ölçen alet var mı? 250 kapasiteli bir mandırada şu anda bak, içinde bir dakika, bak, 40-50 hayvanlar, bir şey 50 bile değil. Bak Ahmetciğim bir şey söyle. Yani orada mandıra vardır. Bu adam kalp krizi geçirir de bir şey olursa bileyim ben sana bir. Bunun bedelini kim ödeyecek? Tam aylardır bu adam bunu stresinden yatır kakar. Bak bir şey söyleyeyim sana. Orası
farz et köyün gelişim alanını düşündüydük ve ters. Köyün içi de mandıra dolu. Bir dakika mandıra, bir dakika. Ve giderek gelişim yeni bir alan, her kim ki oraya yerleşimi açacak, gelir der ki Önder Bey, bu imar planımızda bir yapılanma yaptık. Devlet çözüm. Burası uygun, yani buraya yerleşimi açtık. Onun için köyde de bandıraları uzaklaştırdık. Yer sen gösterin. De buracıktan sizi köyüne ulaşımınızı düşünerek filan yere götürüyoruz. Teklif ederek. Dahası eğer hayvancılıktan vazgeçmek isterseniz de size böyle kamuda yıllarını verip de emekli olur ya insanlar, biz sizin hayvanlarınızı satın alarak sizi hayvancılıktan emekli etme hakkını da verecek. Hayvanları verirsen bize bu kadar tazminat alacaksın. Eğer hayvanlarını sen kontrollü olarak tüketmek istersen, çünkü bir, iki, üç tane değerin var. Biri mandran, iki hayvanları, üç ekmek kapın. Bir kere bu adam zaten... Bunlara bir sana işinin bedelini ödeyecek bir tazminat. Hayvanlarınızı, hayvanların ya sana kalır ya da takdir edilenin değeri budur, biz öderiz. Üç, artık senin bir gelir kapın ortadan kalkacağı için de sana tazminat ve emeklilik verecek. Tamam? Özel. Şimdi düşünürüm aklıma gelsin. Bu galiba redundancy derler İngiliz'de. Yani erken böyle ayrıcalıklı ve özellikli emeklilik. Evet. Yapabilin çünkü yani yetişip orasıysa. Şimdi dürten beni Ahmet ama biz konuşacağız. Ben mikrofona yer değilim. Yani bir soru. Önder Serdaroğlu'nun mandırasını uygun bulmadılar. Gönyeli Alayköy'ün yerin yolunun üstündekileri ne yapacaklar? Üniversite var, her birinin arası açık, bu yerlere ne olacak? Onlar kalacak. Köyün içindekiler? Bir dakika, bir dakika. Bilmeyenler bilenlere sorsun ne demek istediğimi. Tamam. Şimdi onun için ben buraya sabırla otururum. Kontrollü isyan ederim. Bilmem çarşambada gelip oturacak mıyım? Bilmem cumada gelip oturacak mıyım? İnsan ölümlü bir varlıktır. Yani böyle bir devlet olabilir ya. Koçana sana yazacak ağıl. Ondan sonra gelecek ona inşaat izni verecek. Ama oradaki ağılı devlet çözecek. Yok ki gelecek o şimdi mahkemeye de Önder Serdaroğlu da şimdi uğraşsın. Mahkemeye avukatlar da birikimini avukatlar da yesin. Budur yani sistem. Çünkü senin, ne mecburiyeti var senin, o adamın gitsin şimdi mahkemeye. O biri avukat tutabilir. Parayı... Tutarsa bunu gidecek çevre dairesi. Çevre dairesi bunu hükümetine çözecek. Biz, gelecek mandıra. Ama... Hiç mandıra sahibine haber etme yok. Kokuyu ölçtüler, metnelerini yani şimdi demin bahsettim. Habersizlik anasını bir kağıt mahkemeden. Bir karar verecek. Böyle yani bir düzen. Bu gece kulüplerinin olduğu yerler var. Yani kimse gidip de oraya evini yapmak istemez. Çocuk derecek. Nedir ama burası ne işi? Neden ne yaparlar bunda? Böyle ışıltılar da güzel. Işıl ışıl. Tamam mı? Ne yapacak? Ya onları kaldıracaksın, oraya imara açacaksın. Ya da o bölge oyusa, eğlence bilmem ne bölgesiyse o bölgeye bir izin vermem. Ben şaşarım. Bahçeşehir Üniversitesi'ni ne yaptık yani? Teneffüste çocuklar çıkacak da gezmeye gitsin. Yani kusura bakmasınlar. Ben buracağa indim geldim nasıl? Yani yarını, güzel dururum. Yarını çok merak ederim bakalım ne karar verecek mahkeme. Ne vallahi bak. Çünkü boşaltamadı. Emre uyamadı. Bak uyumadı değil uyamadı. Uyamaz ben sana bir. Nereye koyacak hayvanları? Yani nereye koyacak hayvanları? Affeden yani gideyim harnıf ağacının altına atacak, salacak kendileri köye gitsinler. Zaman zaman yazarım ben. Çok mu mahkeme yazdım? Gittim yüksek mahkeme heyetiyle toplantılar yaptım. Vallahi %99.9, %100 benim yorumlarım ve mantığım doğru çıktı. Haklı bulundu.
Yani ve şu önemli bir meseledir. Hukukun çok önemli kuralları vardır. Basit, yani geciken adalet, adalet değildir. Mesela. Evet. Şüphe, bizim Anglo-Sakson hukukunda şüphe sanığın lehinedir. Yani bir kişi mahkum olana kadar masumdur. Mesela. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman bir de mühim mesele var. Mahkeme karar verdi, adaletin kestiği parmak acımaz. Verdiğin kararından kamu vicdanı örtüşürse bu sol memenin altındaki adalet kürsüsü kalbindeki, yüreğindeki şeytanın yeri yoktur. Orada şeytan olmaz. Oranın adaletinden senin mahkemede verdiğin adaletin örtüşmesi lazım. Bu hakim beni bunu söyledim diye çağırsın beni mahkemeye, hem de açık, ne için söylediğimi anladayım. Yani özür dilerim, beni yanlış anladınız. Sürçülisan ettiysem affola değil. Ne söylediysem odur, bu da değil. Ne anladıysanız söyledim. Hadi. Beni ama ha, benden başka birini çağırmayın. Kimse bana çık da bunları söyle demedi. Ahmet Serdaroğlu da programın başlamasına 30 saniye kala söyledi. Yüreğim bana bunları söyle dedi. Ben de söyledim. Evet. Gelelim mevzumuza. Evet. Sayın Başbakan'la bir araya geldiniz. Evet. Çalışanların bugün Kıbrıs Gazetesi'nde Sayın Başbakan'ın düşünceleri, yapmak istedikleri ve ürettiği kararlarla ilgili önemli haber içerikleri paylaştı. Ve bir kendi çizgisinde Sayın Ülal Üstel'in bir kararlılığı var. Ve bana dersen işte o göç yasasına göre yapılanların bu ay sonu maaşlarına bir miktar artış geleceğini, o makası daraltmak için... hayat pahalılığının gelecek yıldan itibaren 6 ayda bir değil, 4 ayda bir. Yani 2 değil, 3 hayat pahalılığı olacağını söyledi. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet. Ne konuştunuz? Ve sendikaların ağzı kulaklarında çıktılar, odadan dediler. Öyle mi dediler? Dediler. Evet, şimdi tabii ki öncelikle sendikalar mücadeleyle müzakereyi bir arada götürür. Şimdi mücadele verirken müzakereyi yapmazsan neticeyi alamazsın. Yani orada yaptığımız işte ağzı kulaklarında falan değildi. Çünkü daha olay daha tam anlamıyla bitmiş değil. Daha dereyi görmeden paçaları kimse sıvamaz bir kere. Ha, orta niyet, ortada bir iyi niyet var mı? Evet var. Ama şu anda herhangi bir kağıt üstünde bir protokol ya da bir şey imzalama imza yok. Tamamen ortada sözler ve prensipler konuldu. Başbakan da bunları aynen nasıl televizyon ekranlarında ve basında söylediyse bize de orada o şekilde söyledi. Ve biz zaten bu anlamda başbakanın ciddi olduğu kanısındayız. Ancak nedir? Bu güvenmeme ile alakası da yok Hasan abi. Nedir? Kurumsal havzayı kaybetmemek adına zaten kamu görevlileri yasasının 176. maddesidir galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada zaten amir hüküm vardır. Yani yıl sonuna doğru yetkili sendikalarla birlikte maliye oturur ve bir sonraki yılın mali protokolünü imzalar. Yani mali konuları bir yere getirir ve o noktada, uzlaştığı noktada bunlarla ilgili imza konulur ve bunlar yasa değişikliği isterse yasa değişiklikleri yapılır. O yüzden bizim sendikalarla evet uzlaşıldı %4 barem birlere ve barem yükseldik sonra yukarıya. Çünkü yukarıdaki baremlerin maaş aralıkları giderek kapandı. Bazı baremlerin tamamen kapandı. 4 ile 3.30 arası yukarıya gittik, sonra düşerek 3.30'a kadar bir artış. Bu şeyi sözünü verdi Maliye Bakanı. Başbakan ve Maliye Bakanlığı'nda da çalışma yapılıyor şu anda. Bunu biliyoruz. Hı-hı. Ve
ay sonu maaşlara bu yansınacak denildi. Biz bunu şu anda, şu anda. Şey 31'inde. Evet, Temmuz ayı itibariyle, Temmuz'da geçerli. Onlar da geriye dönük olarak ödenecek bu arkadaşlarımıza, bu sınıfta olanlara. Yani göç yasasından istihdam olanlara ve o sınıf içerisinde olanlar. Rakam olarak nedir mesela bu para? En düşük baremlere aşağı yukarı 1400 ile 1600 TL arasında bir ek bir şey gelecek, iyileşme gelecek. Daha yukarısı? Nete. Giderek düşecek. Ha en çok 1700. En çok 1700. En az 1200, 1300 mü? 1300 o şekilde yukarıya giderek düşecek. Fena da değil, dürüst olalım. Şimdi tabii ki fena değil. Diğer ikincisi şunu da söyleyelim, yine dürüst olalım. Yani her şeyi eleştiririk ama bu dönemde ilk defa, bakın ilk defa geçmiş dönemler yani bu göç yasası olduğu süre çerçevesinde ilk defa bu kadar bir artış oldu. Çünkü bu yıl %4 değil sadece olan artış. Yaklaşık 4-5 ay önce Şubat aylarına gidelim. Yani Ocak ayı olduktan sonraki iyileşme yapıldıydı. %6'lık bir ek artış da oldu. Daha bir sene dolmadan bir de %4 geldi üzerine. Yani %10'luk 2023 yılı içerisinde %10'luk bir iyileşme söz konusu oldu. Göç yasasındaki arkadaşlarımıza işte hem sendikaların çabasıyla hem de hükümetle birlikte diyalog için. Olumlu yani bir şey. Bu olumlu. Bunu önemsizleştirmeye evet. Gerek yani yok. Makas giderek Hasan abi kapandı diyebiliriz. Yani %1,5'a yakın bir aralık fark kaldı. O da önümüzdeki yıl içerisinde gayet rahat bir şekilde İyiye kapanır. İyi diyeceğiz. Evet kapanır. Yani bir bu oldu. Diğer ikinci şeyden bizim makulu özellikle hayat pahalılığının bu denli şiddetli bir şekilde ve hissedilebilir olması ve zamların önüne de hükümetin hiçbir şekilde hiçbir eylemle hiç önüne geçememesinin zamanında bu dönemde böyle bir dönemde 2 ayda bir hayat pahalılığının maaşlara yansımasını sağlanmasıdır. Biz bunu 2 ay olarak sendikalar olarak masaya koyduk. Hala daha 2 aydayız biz. Burada herhangi bir şey değil. Sadece başbakanın dediği nedir? Orada toplantı esnasında. Biz dedi kendi bütçemizde kendi hesaplarımızı yaptık. Bunu 2024 yılında 4 ay yani senede 3 defa olanaklarımız vardır ki bunu verebilelim. Ama dedi sizin de 2 ayda söyleminize şey olmak koşuluyla daha yakın olmak amacıyla da bunun 3 ayda bir olabilmesi için de çalışma yapalım. Bir komite oluşturalım. Sizden de birer temsilci gelmek şartıyla siz de bu çalışmanın içinde dahil olun. Ve bunu yapalım. Eğer gelirlerimiz buna müsait ise bunu 3 aya bir döndürürüz. Şimdi burada gelirlerimiz müsait. Bu bir kere bana iyi niyettir. Çelişkide olduğumuz nokta nedir biliyor musunuz Hasan abi? Şimdi iyileri söylüyoruz. Bunun yanında bir de olmaması gereken şey yani bir taraftan gelirlerden bahsederken, imkansızlıklardan bahsederken diğer tarafta 59 milyon gibi bir rakamın verginin bağışlanması havalimanından bahsederim. Bunun bağışlandıktan sonra devletin aslında çok bonkör olması lazım. Daha da bonkör olması lazım toplumuna. Yani bize de affetsinler vergi muafiyetlerini mesela. Vergileri. Mesela diyebilirdi yasa değişikliği yapamazdı. Bir şekilde bir günde otursunlar nasıl onu yaptılar. Yıl sonuna kadar bütün çalışanlardan vergi almıyorum. Esnaftan da almıyorum. Pandemide kapananlardan yani bir tek pandemide kapanan Ercan Havalimanı'ydı. Restoranlar kapanmadı. Oteller kapanmadı. Butikler kapanmadı. Ayakkabıcılar kapanmadı. Bunlardan vergi aldınız. Bunlara da iade edin geri. Yani evet olanaklara bakacağız ve bunu 4 ayda bir yapacağız. İmkan yoksa neden bunlar yapıldı? Bunları soru işareti de yanına ekleyelim. Yani övgünün yanında bazı yanlışlıkları da söylememiz lazım. Çünkü burada yanlıştır. Çünkü 59 milyon euroya neler yapılmaz? Neler yapılmaz? Bugün okulları konuşuyoruz. Eğitimi hazırlayamayacağız diyoruz. Görüyorum medyada çıkıyor okulların çökmüş şeyleri, tavanları, kenarları, bahçeleri atıl durumda her şey. Yani bu okullar daha güzel hazırlanabilirlerdi. Yaşadığımız bir deprem vardı. Herkes bunları hazırlayacaklardı dediler. Ama ne yaptılar? Ne yaptılar? Ne gördük? İşte bir kurultay konuşmaları, görev değişiklikleri. Yani bu süre içerisinde
Yani yaşanan depremden bugüne kadar okulların hazırlanacağı şeyde çadırda kaldı öğrenciler. Ama bundan sonraki süreçte biz hazırlık yapılması gerektiği yerde bunları görmek arzusunda olmamız halinde bile ne gördük? Kimin ne zaman görevden alınacağıydı, alınmayacağıydı bunları dinledik. Alındıydı, şimdi duyarık müsteşar kim olacak? Biri iç işlerine atanır. Ondan sonra yok vazgeçtim, aslında bunu buraya koymayacaktım. Sanki de dama taşıdılar. Bir oraya, aman yok kaleyi buraya koymayacaktım, buraya koyacaktım. Vezir burada olacak. İç işlerinden alır Korçamış Çalışma Bakanı. İsimleri de değilim kesinlikle. Ama mevzuatı öyle bir karıştırdılar ki memleket özellikle çok ciddi sorunlara içinde olup da çok ciddi sorunlara giderken çok ciddi sorunlar bekler bizi. Yani nüfus artışı, kontrolsüz bir nüfus artışı var. Altyapının hiçbir şeyin hazır olmadan sürekli nüfus alıyorsun. İşte az önce yani babamdır diye çok şey yapmıyorum ama mandıra. Üreticinin önünü kapatıyorsun, durmadan mantar biter gibi binalar. Bunlara sürekli satış geliyor. E altyapı yarın bu insanların kanalizasyon sistemleri nereye gidecek? Bu insanlar sağlık ihtiyaçlarını nereden giderecekler? Bu insanların çocuklarını okutabilecek okulları olacak mı? Yani yarın bırakın bizim okullara gitmelerini tartışırlar Türkçe bilmediklerinden. Yarın bu kadar sayılar arttığında doğal olarak, haklı olarak bu kendilerini davet edip de bu imkanları, bu projeleri gösterip de bu insanlar buraya geldi, para yatırdı. Bu devletten okul talep edecekler. Benim ana dilimde bir okul yaradın. Bana da. Benim çocuğum da okuma hakkı vardır. İnsan hakkıdır bu. Sen bu insanları buraya davet ediyorsan onların da hakları vardır. Vatandaş onların da talepleri vardır. Yani senin yani bunları, hiçbir şeyin hazır değil. Sevgili Ahmet. Vatandaşına hizmet veremiyor. Sen durdun zaman bana şey yapasın ya. Yani önce vatandaşına doğru düzgün hizmet vereceksin. Daha da çok yerin olacak sinemanda. Tiyatro salonunda daha da yerin olacak da alasın. Siz ailece Ulusal Birlik Partisi'ne yakın insanlar olarak bilindiniz. Aile boyu. Yani bunu da inkar etmediniz. Ne için inkar edeyim? Yani, İnkarası herkes bilir zaten. Ne için inkar edeyim? Dünle bugünü mukayese ettiğinizde parti açısından nedir görüşünüz? Yani şu anda parti yok gibi. Abi. Yani ciddiyet kalmadı. Saygı kalmadı. Bir düzen kalmadı. Tamam, bu partide var bir kendi hiyerarşisi var. Cepheleşmeler oluştu. Cepheleşmeler oldu. Eskiden bir başıydı. Tek bir baş vardı. Şu anda yılan diye nitelendirirlerdi Ulusal Birlik Partisi'ni. Ben de partiyim, siz yılansınız derlerdi bize. Diğer muhalif arkadaşlarım. Şimdi o tek başlı yılan oldu 8-10 başlı. 8-10 başlı yılan haline geldi şimdi. Yani söylemeye çalıştığım, bugün Ulusal Birlik Partisi büyük bir partidir. Memlekette olması gereken bir partidir. Ama doğru anlamda. İşte Ulusal Birlik Partisi bu denli sıkıntı yaşarsa memleket de bu duruma düşer. Muhalefet doğru düzgün muhalefetini yapamaz. Onlar da şaşırdı ne yapacağını. Muhalefet de artık bana göre, yani onların da muhalefet etkinliği bitti. Yani şu anda muhalefet bazen işte dışarıda konuşuruk da arkadaşlarım kızar bana buna da. Dedim be ne yapıyor yani muhalefet ne yapıyor? Kürsüden çıkıp konuşuyor. Komitelerde etkisi var mı? Her istediklerini geçiriyorlar. Yani şu anda Ulusal Birlik Partisi kendi içinde muhalefettir. Yani şimdi komitelerden bir şey geçiremeyeceklerse muhalefetten dolayı değil yani. Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içindeki bu bölünmüşlükten dolayı komitelerde bir şey geçirmezlerse geçiremeyecekler. Ama eğer tamamsa gene bir bütünlüğü sağlarlarsa komiteden her şey geçecek. E muhalefet ne yapacak? Sürekli baston değmeye olmaya devam edecek. Yanlış şeyleri geçirdiklerini göre göre, bile bile. Yani memleketin bütün kurum kuruluşları peşkeş çekiliyor. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi de buna sadece komitelerde bağırmakla ve seyretmekle kalacak. Böyle mi tatmin edecek kendisini? Ama tam ne yapsın? Yani şimdi bak burada konuşuyoruz. Bizler de gazeteciyiz. Yani biz de aslında toplum adına bir başka anlamda siyaset yaparız. Ne yapsın? Peki yani şu vardır. Burada UBP'ye tabii görev. Yani muhalefeti etkisizleştirirsen meclis çatısı altında onu dışarıya itersin ve
CTP'ye ne işin var mecliste diyenleri haklı çıkarırsın. Yani verimli bir meclis için iktidar ve muhalefetin ciddi anlamda bir uyum içinde olması lazım. Yani muhalefeti, iktidarın her istediği olmayacak, muhalefetin istediği olacak. Öyle bir şey demedim. Ama bu toplumda bu sizler için de geçerli, bizler için de geçerlidir. Yani Kuzey Kıbrıs'ta tam bir özgürlük vardır. Herkes istediğini söyler. Eğer söylediğiniz eleştirileriniz kale alınmazsa, sizin söylediğinizin bir manası yoktur. Bir toplumda konuşan insanların söyledikleri anlamsız, manasız ve değersizse, o da konuşulanların, söylenenlerin, yazılanların, çizilenlerin bir alakası yoktur. Yani biri seslenir, cevap yok. Senin seslenmen karşı tarafın reaksiyonuyla değer bulur. Bizde bu yok ve bu düzeltilmezse eğer, meclisteki muhalefet değersizleşecek ve toplumsal barışı tehdit eden eylem türlerine kendiliğinde. Bu sadece muhalefet için mi? Sizin için de geçerlidir. Yani şu sendikaların durumu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin meclisteki duruşundan çok mu farklıdır? Yani o kadar ben hatırlıyorum, benim de bir sendikal geçmişim var. 77-78'lerdeydi. Elektriğe sembolik bir zam yapıldığında saray önünde büyük bir miting yapıldıydı. Meydan doldu. Açın, aralarda kalabalık görünlerim değil. Sıkışın. Nasıl çünkü inşallah? Girne kapısından daha hareket etmeyen gruplar var denilirdi. Şimdi sendikalar toplantıya eylem yapar. Yönetim kurulları katılımıyla 15 tane sendika katılır. 100 kişi yok. O zaman yani hükümeti eleştirelim, iktidar partilerini eleştirelim, muhalefeti eleştirelim, sendikaları eleştirelim. Biraz önce Nietzsche'nin sözlerinden basınına yönelik söylemini ifade ederken sesimi daha yüksek ve daha vurgulu yaptım. Yani derler ya, önce herkes kapısının önünü süpürsün. Evet, çünkü öyle bir çoğalma var ki kestiremiyorsun. Sabah bana ön sayfa diye gazete şeklinde yayınlar gelir. 35-40 tane. Ne künye var, ne hiçbir şey yok. Şimdi yani çoğaldı mı Kıbrıs Türk basını? Çoğaldı mı? Görüntü de o. Evet. Yani bir bakarsınız. Sosyal medya. Yani belki de bazıları siyasilerin organizasyonudur. Çünkü onun ansızın bir gündem bu kadar önemli. Ansızın bir siyasetçinin, bir milletvekilinin herhangi bir demeci gazete kılıklı manşettir. Evet. Bunları aşmak zorundayız sevgili abi. Yani ben sizin sendikal hayatımızın en temiz yüzlerinden biri görüyorum. Yani yeter artık Ahmet, bırak başkası da gelsin demem, daha yolun başındasınız. Evet. Ama elimi vicdanıma koysam söyleyeceğim insanlar vardır. Yani eğer ben basında bir yer işgal etseydim da ben kalkmam gerekir biri otursun, çoktan kalkardım. Ben Spor Yazarları Derneği'ni, başkanlığını tam da bu nedenle bıraktım. Yani başkaları da yapsın diye bıraktım. Ki arkadaşlar, başarılı bir dönem olur. Ama bu toplumda en temel mesele değişim ister herkes, kendi hariç. He. Söz senin. Yani bu genel sıkıntıyı ne yapacağız? Evet, yani bu genel sıkıntı ciddi anlamda bir zihniyet değişikliğiyle olabilecek bir şeydir. Ha, bunu toplum ne kadar benimsedi, ne kadar bunu hayata geçirebilecek, önümüzdeki süreçte görebileceğiz. Ha, ben biraz ümitlendim mi? Ümitlendim. Ümitlenmekle beraber bazı benim daha değişik düşüncelerim de beni ümitsizleştirdi. Neydi bu? Mesela bu son seçimde toplumun göstermiş olduğu reaksiyon, sandığa gitmeyerek katılımının düşük olması beni biraz ümitlendirdi. Ama karşıdan farklı düşünceler, işte bunun tek aday olduğunu, çok insan da umursamadığını, bundan dolayı gitmediler. Aslında yarın çok adaylı olunca yine herkes sandığa koşacak, yine bu isimler yine seçilecek. Dedim, o zaman dedim her şey bitmiştir. Yani o zaman yapılacak bir şey yoktur. Yani bu yüzler yine sandıklara girerlerse,
ve yine sandıklardan çıkarlarsa, bu toplum bunları bu sandıktan çıkarırsa yüksek bir katılımla, o vakit bu memleket için yapılabilecek bir şey yoktur derim ben de. Bu önümüzdeki süreçte ve seçimde. Çünkü ben artık neye inanırım Hasan abi? Ben artık kim ne derse işte seçim olsa ne olur ne değişir kelimeleri şu anki mevcut şeye hizmet eder bence. Ben bunu düşünürüm. Seçim olursa çok şey değişebilir. Çok değişebilir çünkü ben inanıyorum ki çok yüzler değişecektir. Ben buna inanırım. Ve çok zihniyetler de değişeceğine inanırım. Ve bunların alacağı bu reaksiyon gelecek olanlara da belki bir şey olur diye düşüncesindeyim. Ve daha düzgün, daha sistemli bir düzen kurabiliriz bu memlekette algıların dışında. Hemfikirim yani biraz iktidar zaman istedi seçimi için. Tabii ki zaman gerekçe isteyecek. Koydu ama yani şu anki şartlarda bu toplumun reaksiyonunun meclisin bütününe bir ciddi tepki olacağına inanıyorum. Şimdi Sayın abim, yani Hasan abi, siyaset bilimleri okumadım. Siyasette öyle okuyarak gelmedim ama yıllarca ailemle birlikte siyasetin içindeyim. Siyasette ne olur? Siyaset yapan kişiler eğer bir imkansızlıklar, olumsuzluklar yaşarsa ne yapar burada? Bunların göz önünde krizi oynar. İşte pile olay. O aslında bir kriz. Yani diğer yönetimin aslında şu anki zafiyeti fazla ön plana çıkmadan orada bir kriz yarattılar. İnsanların bir dikkatini oraya çektiler. Ondan sonra da uzlaşma yoluna gittiler. Yani orada bir şey getirdiler, insanlar öyle bir oldu artık. Savaş mı çıkıyor? Hemen gündem değişti. Tam da ne o zaman oldu? Görevden alınmalar olduğunda, işte muhalifler seslenmeye başladığında ne oldu? Pile sorunu çıktı ortaya. Hepsi sustu, suspuz oldu şu anda. Bak, krize oynadı. Ne oldu? Muhalifler de, şeyler de hepsi bir anda sessizleşti ortam. Ve şu anda gidiyor. Yani şu anki iktidar planı neyse, programı neyse bunu güzel bir şekilde götürüyor. Götürüyor ama memleketi de gerçekten dipsiz bir kuyunun dibine doğru götürüyor. Yani şu anda görünüyor birileri zengin oluyor. Restoranlar mesela şu kelimeyi kullanıyorlar. Ben gerçekten buna çok yani gıcık oluyorum ya. Ya sen nedir de varın? Millet herkes keyfi yerinde. Bak restoranlar doludur. Hiçbir tane boş restoran yoktur. Gitme başkan göz bakayım da gör. Ama bir dakika, nüfus artık 300 bin kişi değil Kıbrıs'ta. Ya eskiden restoranlara baktığımızda şu anda nüfus oldu belki de 2,5 milyon. KKTC'de. İddia ederim 2,5 milyon oldu. Sadece Peşay'ın içinde 170 bin tane Ukraynalı ve Rusyalı, işte Türkmenistanlı, Kazakistanlı bunlar geldiyse bu memlekete. Ondan öncesi ve yakında güneye geçeceği. Ha yani 2,5 milyonu buldu. 2,5 milyonluk bir nüfusta zaten bu yabancıların 500 bin tanesi. Bir de bunlardan dolayı zenginliklerine zengin katanlar giderse restoranlara, zaten restoranlar dolu görünür bu memlekette. Ve zannederler nüfusun aslında %10'u oradadır. Belki de %15'i diyeyim, hadi biraz da şey olayım, çok kötümser olmayayım. %15'i restoranlardadır. Restoranlar dolar gelen turistlerle birlikte ve yatırımcı turistlerle de diyeyim. Yani mal alıp burada kalacak olanlara niyetlenenler de. Onlar tarafından bütün restoranlar doluyor. Ve hükümet de bunları görerekten şey alır, heves alır. Benim vatandaşım daha tamamdır, aç değiller. Ve bu yanda %80'i açtır. Sevgili Ahmet Serdar Sen mi? Onları görmedin. İstanbul'un yani, bir süreden beri yaşadığı tam da budur. Ya tamam işte. Tam, hayır. %1000 budur şimdi. İstanbul'da bir yabancı popülasyon var. Kafeler her taraf dolu bunlarla. Sürünen. Sonra gittim. Mesela Ortaköy İstanbul'un sembol yerlerinden gittim bir süre önce. Baktım ki bir yer böyle sakin ve huzurlu olacak yerde, tamam mı? Orada şey var. Yan tarafta gümbür gümbür bir müzik.
Orta yerde de deplek çalar bazı Araplar, ben ırkçı değilim. Yani acaba bir Arap ülkesinde de mi İstanbul Boğazı gibi bir şey var diye düşünün. Sordum da dediler ki bütün bu yerlerin kalabalığı budur. Yani İstanbul'daki nüfusun sıkıntılarını ve eğilimlerini artık sokakta ve mekanlarda ölçemem. Kesinlikle. Aynı burada da yapamam. Bunu senin söylediğin de buna çok benzemiyor. Budur abi. Geçsinler görsünler. Şimdi yani mesela ben Alsancak'tayım. Evet. Sadece cuma, cumartesi, pazar. Bir gelsin istatistik kurumu bir araştırma yapsın. Kaç tane Alsancak, Lapta ve Karşıyakalı o bölge restoranlarında kaç kişi oturur? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. Kaç tane oturur? Eğer %5'in üzerinde çıkarsa o zaman tartışalım. Bak %5 o kadar az. Şey var tabii. O kadar az denecek kadar. Bunu söylediğimiz zaman konuştum, ben araştırdım. Dış ülkelere, turizme, tatile gidenlerin sayısında %70 azalma var. Buradaki otellere bile gidemezler. Buradaki otellerde de tamamı iç turizmde ciddi anlamda bir azalma var. İki tane otel çok popülerdi iç turizm açısından. Biri Acapulco, biri Salamis. İkisi de birbirini kontrol etti. Ya dedi, bizde Kıbrıslıların sayısında azalma var. O biri de dedi, bizde de aynıdır. Evet, yani ekonomik olarak hala daha idare ediyorsak bak vaziyeti, ailelerin geniş çaplı dayanışmasıyladır. O şey var ya, torun da sahibi olan emekliler var. Allah gecinden versin, onların her eksilmesi devletin sosyal sorumluluklarını, yükünü artırır. Çünkü onlardır. Çocukların okul paralarını destekleyen. 75 onlar, yaşında arada koyun besler, arada 5'te kakar. Kimin için? Torunları için. Öndercik için, ufak öndercik için, nidayicik için. Ya bunu bunu görmezsek, bak ben burada toplumsal duyarlılığı buluşan iki insan olarak konuşuyorum. Yani bu kameraları filan, üstü ortamını boş versen. Evet, bu memleket bizim. Ve hep beraber bu memlekette huzurlu bir gelecek. Allah gecinden versin. Bir yaşlı insanın, torun sahibi olan insanın en dramatik finali gözünün gelecek kaygısıyla çocuklarının arkada bıraktıklarının kaygısıdır. Christodoulidis, Kıbrıslı Türklere dönük 14 maddelik bir paket açıklayacakmış. Hazırlanır, bugün basına düştü. Nedir acaba? Bu yani bizi bireysel olarak siyasi haklarımızı düşünmeden, yani biz siyasi egemen eşitlik falan derken Kıbrıslı Türkleri bu topraklardan çekip oraya götürmek, ekmeğini oradan kazanmasını sağlamak. Güneyde? Sağlıklı. Evet, bir hayli insan güneyde çalışıyor. Güzel bir hamle. Evet. Güzel. Ve böylece e ne yapacak? İşte Türkiye basketbol ne yapacak? Takımında, Kıbrıs Türkiye, basketbol hepsi takımında, milli takımında Kıbrıslı Türk çocuk en iyi oyuncu. Ha. O biri Omonia'da oynar, o biri bilmem nerede. Biz dediğimizde bunlar bize spor ambargosu uygular. Onları bize bilmeyenlere onu yutturacak. E tamam. Yani ya, ben barışı ve insani değerlere halkı bakarken bu yaşananlardan birileri dese ki giden gitsin, ben giden gitsin demeyenler dedim. Bir tarafta siyaseten biz Rum'u iç içe yaşamayı kabul etmeyi, şunları şunları derken ben pırıl pırıl gençlerimi ekmek için, gezmek için değil, ekmek için oraya gitmesini ben rahatsızlık duyuyorum. Tabii. Duymam diyenler benim umurumda değil desin. Benim umurumdadır da, gaylemdir da. Rum gelip benim marketlerimde troliyi doldurup giderken, benim insanım bir poşeti zor alırken, restoranlardaki müşterilerin bir büyük bir kısmını da onlar da oluşturur. Onları unutup söylüyor. Ve benzinciye sen gideceksin, koyacaksın 200 TL, o gelecek fulle diyecek.
Bu Kıbrıs Türk'ü bunun için savaşmadı. Ha, hep beraber sıkıdayım. Hep beraber sıkıda olsak gıkımı çıkarmam. O biri koyacak, takacak eline yüzükleri, da güya çocuğunu severmiş diye fotoğraf çekecek ve saati, yüzüğü vesairesiyle bir de araba sürecek de diyecek baba ne güzel bu Roje, hocam ve elinde taşıyacak 100.000 dolar. O biri bilmem nereye gitti diyecek. Tamam mı? Ve ben bunları oh olsun diyeceğim. Bu Roje ben zaten bir şey söylerim. Ben Kıbrıs Türk'ünün kendini yönetme hakkını o vatan millet nutku atanlardan daha çok değer veririm. Daha fazla savunurum. KKTC ise KKTC'dir. Benim cebimdeki en geçerli kimlik, bana ait olan kimlik da budur. Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportum olmasına rağmen. Ha şimdi giden gitsin. Yok arkadaş. Tabii onların her giden bizden bir eksilmedir. Kesinlikle katılırım. Peki üyeleriniz ne der? Yani şimdi üyelerimiz bizde Hasan abi bizim tamamen kamu görevlileri yasasına tabi değiliz biz. Bizim toplu üs sözleşmesi. Yani bizde çeşit haklarda hepsinin farklı farklı hak ve menfaatleri olan şu anda 6'yı bulduk. Toplu üs sözleşmesi yaparak. Yani en sonunda işte belediyelere girdik. Çatalköy Esentepe Belediyesi'nde örgütlendik. Yani değişik hepsinin hak ve menfaatleri. Memnun olanlar var, memnun olmayanlar var. Daha işte ya çalışma koşullarının düzenlenmesi gereken mesela Toprak Ürünleri Kurumu. Orada hala daha istediğimiz şeye getiremedik. Tabii ki ilk geldiğimiz zamanki ekonomik sıkıntılar şu anda yaşanmıyor. İlk geldiğimizde maaşların ödenmemesi söz konusuydu. Ambarların ciddi anlamda iyileşmesi gerekirdi. Bir tık işte ekonomik düzenlendi ekonomi. Maaşlar şu anda düzenli ödeniyor ama iyileştirme daha onlarla ilgili daha önümüzde çalışmak gerekir. Diğer anlamda en önemlisi ki bana göre ki ben bunu üyelerime de götürmeye çalışırım. En önemlisi iş sağlığı ve iş güvenliği. Para o kazanılır ama para kazandıktan sonra emekliye çıktığın zaman o emekliliğini yiyip birazcık da sefasını sürmek lazım çalıştığın yılların. O ambarlara gittiğinde tozdan topraktan yani Allah acısın herkesi Hasan abi. Yani onun içinden emekli çıkan bir adamın emeklilik yaşayacağından gerçekten ben şüpheliyim. Yani şey dellallığı da yapmak istemem ama bunu söylerim felaket dellallığı yapmak da istemem ama yönetim kurulu başkanına bunu defaatini söyledik. Duyarlıdır. Uğraşır bir şeyler yapmaya çalışır siyaseti ama yani şu anda nasıl yapacağım bu ortamda bakın. Tarım Bakanı Dursun Oğuz. Şimdi Dursun Oğuz Bey gitti İçişleri Bakanlığı. Geldi Çavuş Kelle. Şimdi Çavuş Kelle'ye gidecek anlatalım. Allah yardımcımız olsun. Yani uzun zaman gider mi gitmez mi bilemem. Bürokratlar da gider. Şu anda yeni bir müsteşar geldi Tarım Bakanlığı'na. Gidecek sevdiğim bir arkadaşımız, Ozan arkadaşımız, çalışkan bir arkadaşımız, içten gelen birisidir. İnşallah onunla bir şeyler başarırız. Yani geçmişte gelen... olsa, niteliği olsa, evet. Kusura bakma, Selimiye Camisi'ni imam aramıyoruz kardeşim. Evet. Yani kimsenin yok. İyiliğinden sözüm yok ama yok Tarım Bakanlığına oturur o. Hayır biliyorsun. İçinden gelir. Yani işi bilen birisidir. Bravo içinden gelir. İşi bilen birisidir. Diğer bakanlıklarda çok şey. Yani mesela şu anda Çalışma Bakanlığına atılan müsteşar yani Çalışma Bakanlığı çok önemli bir bakanlıktır. Çok teknik. Çok önemli bir bakanlıktır. Yani özellikle de bu zamanda şu anda sigortaların, ihtiyaç sandığının ve çalışma hayatının bu kadar sıkıntı içerisindeyken Çalışma Bakanlığı gibi stratejik bir daireye yani Cumhurbaşkanlığından alınıp severim de ismini de çok telaffuz etmek istemem. Yani o adamı da yani başarılıyken başarısız duruma getirecekler. Kabul o adamı. Etmeyeceğini. Yani yaptığı işlerle sürekli takdir alıp da geldi iç işlerinden geldi şeye nedir Çalışma Bakanlığı'na orası farklı bir dünyadır. Gerçekten farklı bak, bir dünyadır. Anladım. Ve yani onun adına da üzülürüm. Taraflımdır da şey ama bence yapmaması lazım. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Bence yapmaması lazım. Bak. Olay insanların bildiğini değil, bilmediğini bildiği zaman değeri artar. Ben bunu bilirim. Ben derse ki ben bunu bilmem o zaman.
İki, insanların kabul ettikleri değil. Ya da Kıbrıs ağzından kabul ettikleri değil. Kabul etmedikleri kalitesini verirler. Aynen. Mesele bu kadar basittir. Hele hele de böyle bir zamanda bürokrasinin o kadar önem arz ettiği bir dönem içerisindeyiz. Yani gerek ekonomik konularda, gerek sağlık konularında mesela konuşulur şu anda. Sağlık Bakanlığı şu anda hazır mı? Konuşuluyor şimdi virüsmüş patlayacak, şeyler başlayacak. Bunlar konuşulur şimdi. Yani Sağlık Bakanlığı'nın var mı öyle bir hazırlığı? İlaç Allah yok. Korusun bizi. İlacı Allah yok. Bizi korur. Ben gerçek söylerim yani ilacı yok. Yani şimdi geleceğim bir şeye söylemek isterim. Bunu söyleyeceğim her programda söylerim bunu. Gimul'da da söyleyeceğim. Çünkü gerçekten mesela kabine değişikliği oldu. Herkes diyor. İşte başarı ve başarısızlığa bu kabinenin neden değiştiğini birileri çıksın bana açıklasın. Başarı ve başarısızlığa göre değiştirildi. Ben buna inanmam. Eğer başarısızlığa göre değiştirildiyse birinci Milli Eğitim Bakanlığı'nda değişiklik yapılması lazımdı. Bana göre, ben kendime göre söylüyorum bunu. Herkesin düşüncesine saygı duyarım. Ama bana göre en başarısız Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Birinci onun görevden alınması lazımdı. Neden? Birincisi hiçbir yasayı tanımadı. Tamamen diktatörce yemin ettiği meclis kürsüsündeki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yasalarına bağlı kalacak. En başta iş yasasına bağlı kalmadı. Grev hakkı olan insanların elinden grevini aldı ve yüzlerce kadını açlığa mahkum etti. Aylardır o insanların çocukları şu anda okula nasıl yazılacak onları düşünürler. 5 kuruşsuz bıraktı o insanları. Bir ekmeğe muhtaç etti bu insanları. İnsanlık ayıbı da diğer taraftan. Hem yasalara uymamazlık hem insanlık ayıbı işledi. Çocukları çadırlarda eğitim görmesine. Okullarda bir türlü şey yapamadı. Okullar yapmış. Ya işte birkaç tane iş insanı. İşte okullar işte ödemedikleri bazıları ödemedikleri vergilerle yaptı. Bazıları da gerçekten iki tanesini çünkü net sadece ben bilirim. Gerçekten işte eşi rahmetlik oldu ve eşinin adına bir şey yapmak istedi. Bir tane bir araziyi de biz feragat ettik. Federasyonuna verilmiş bir araziyi şeydeki sivil savunmanın tam karşısında o köşede yapıldı ya okul. Hürriş Federasyonu'na aitti o arazi. Hürriş Federasyonu. Binamızı yapacaktık. Böyle bir hayır işi olduğu için Çavuşoğlu bize söyledi. Uzun Nazım Çavuşoğlu ve dedik madem ki gerçekten hayır işiyse bu biz feragat ederek o araziyi. Eğer bu kadın gerçekten gelip de okul yapacaksa, gerçekten bir katkı olacaksa feragat ettik ve yaptık. Yaptılar. O kadın yaptı. Bitti de. Yani inandık, araştırdık, takip ettik. Doğruluğuna da ondan sonra verdik. Ha şimdi Sağlık Bakanlığı, gelenlerden gidenleri bize konuştururlar böyle bu şekilde. Çok üzülürüm. Çok üzülürüm. Böyle zamanda bir parti, az önce dedin ya değişti Ulusal Birlik Partisi'ne. Ya bu kadar mı şeydir bu parti? Da oturamadılar bu toplum için, bu insanlar için bir şeyler yapsınlar el birliğiyle. Da koltukta ha o oturmuş, ha ben oturmuşum. Ne fark eder mesela şimdi değişen bir bakandan X bakan gitti, Y bakan geldi. Yani o gelen Y bakan, X bakanın biraz eksikleri varsaydı o dıştan görev arkadaşı, milletvekili olarak tamamlayamazdı kendine şeylerini. Da yürüsünler. Da bu zaman kaybı olmasın. Neydi? Biri şeydi. Biri başka bir partiydi. Disideniydi. Uzaylamdan. Aynen. Yani senin hükümet ortağın gene aynı. Sıkıntıların gene aynı. DP aynı durur orada. Yeni Doğuş aynı durur orada. UBP'nin içi değişmiş. Şimdi bu bürokratlar UBP'li bakan gitti. UBP'li bakan geldi. Bürokratlar da değişir. Ne değişir? Aynen öyle. Yani daha önce işte bunlar Ulusal Birlik Partisi'nde yoktu. Az önce sordun ya bana ne değişti? İşte bu değişti. Ya 3 yılın içinde 5 tane 6 tane müsteşar gördüm ben bakanlıkta değişen ya. Nasıl iş yapacaksın? Nasıl bu memleket kalkınacak? Nasıl zamlar önleyecekler? Nasıl yapacaklar? Hep böyle değişecekler. Ha şimdi nedir? Bunu buldular yol. Budur acaba yol. Yeni değişti. Bakan bekleyelim. Maliye Bakanı gitti. Yeni Maliye Bakanı geldi. Biraz ötelelim. Eğer bu yapılacaksa ki inşallah yapılmaz değilim. Her değiştiklerinde bunu temenni ederek ki iyi şeyleri temenni ederek ki belki iyi şeyler olsun Hasan abi. Ancak olur mu? Olur mu?
bu şartlarda, bu koşullarda kim isterse otursun koltukta Hasan abi. Eğer bir bütünlük olmazsa hükümette, şu anda sorun koalisyon ortaklarıyla Ulusal Birlik Partisi arasındadır. Ulusal Birlik Partisi'nin içinde sorun yoktur. Sorun yoktur. Hiçbir sorun yoktur. Herkes fırsat bekler. Şu anda göresin hepsi sus pus olacak. Hiçbiri sesini çıkarmayacak. Dener bir, ondan sonra yaptı. Hemen birlik oldular. Yarın elleri göreceğin havada birbirleri. Kaldıracaklar elleri havaya. Televizyon ekranında birbirlerine sövenler yarın kucak kucağa fotoğraf çekecekler. İzle bunları göresin. Benden neyi tanıyamaz kendileri hiç kimse. Ulusal Birlik Partisi'nin içinde sorun yoktur. İç sorun yoktur. Tek sorun neydi? UBP ve DP. DP ve YDP. Koalisyon ortakları sorundur. Onlar da UBP'nin sorun olduğunu söylediler. Çıkar ve televizyonda söyler bunu. Ve Ulusal Birlik Partisi eskiden bir hükümet kurduğu bir parti çıkacaktı. Televizyon okuranlarına da suçlayacaktı. Partiyi Ulusal Birlik Partisi'nin ki böyle böyle yaparlar. Mesela Erhan Arıklı çok yapar bunu. Çıkar resmen sanki de muhalefetteymiş gibi, de hükümette değilmiş gibi. UBP'nin içi böyle yapar. UBP partisidir, rant partisidir. Statikonun bekçisidir UBP. Bir dakika ya da UBP, sen neredesin yani? Sen hükümette değilsin. Sen neredesin yani? Hükümette değilsin. Bir ara dinlerken yeni ben de başlarım. İnanayım derim. Allah Allah, acaba değişti ya, acaba muhalefete haberleri düştü. Haberleri kaçırdı. Sayın Erhan Arıklı muhalefete düştü de biz kaçırttık orayı. Her gün bir şey değişir. Yani gerçekten akıl alınacak gibi değil yaşadıklarımız şu anda. Yani dıştan seyredenler, izleyenler bize güler. Bu kadar şeyin içerisinde ve en fazla üzüldüğüm nokta da görürüm o emlak ofislerinin şeylerinde, camlarında evler satılık 3 milyon isterlin. Adam da görür, onu da tabii bilmez Ahmet Serdaroğlu kadar iyi Kıbrıs'ı. Çünkü yollarını bilmez. Adam 3 milyonluk isterlinlik ev alacak. 3 milyon isterlinlik arabanın mutlaka arabası ya Ferrari'ciktir ya Fotus, Lotus'tur, nedir onlar işte. Ama zaten son biz, model. Biz onları bu memlekette... Yol yok. O gelenler bu memleketi kalkınmış görsünler diye Ferrari ve benzeri arabalar bu yollarda bir iki tane olsun. Görürgenleri hatta şey. Hatta yani bunlar ayarlanır ki mesela Ercan'ın Oraş'ta park yerinde görünsünler falan ki... Geldikleri zaman ya ben 3 milyona ev alıyorum, bilmem böyle araba getiriyorum. Görsün ki arabasını yarıştıracak araba var bu memlekette ya. Ne? Yollar. Yani bunlar vatan ve millet için yapılan harcamalardır. Lefkoşa yolu, çevre yolu. Ne zaman yapıldı? Açılış yapıldı. Çok görkemli açılış yapıldı. Ne oldu? Bitti. Bitmedi. Alsancak yolu yapıldı seçimden önce, bir hayal şaşaşa, bir hızlanma, bir hareket dedik. Vay be, ne vay dedik. Ne oldu? Seçim bitti. Pılını pılını topladı şirket. Ayakları götüne vurarak kaçtı. Yani yoktur ortada. Kayboldu. Ne oldu acaba? Para alamadı. Ne oldu? Fıratçık ne der bu işe? Eylem yapacak o da herhalde. Hazırlanır o da eylem yapsın. Kime? Cumhuriyetçi Türk Partisi yaptı geçenlerde. Kime eylem yapacak? Hükümete herhalde. Kim? Çekecek. Çünkü selfileri çekerdi, şey yapardı. Orada yolu yapardık derdi de. İşte herkes bilmezdi ki o yapmazdı aslında. Şimdi durdu. Bilmiyorum nasıl olacak o da. O da bitti. Yol da bitmiyor. Hı. Kaldı yarım. Yapılanlar da yarım. Bak ona üzülürüm. Yapılanlar da yarım. Çemberi yok. Kış geliyor. Yarın kış geldiğinde... Bu çember... Ben gördüğüm tebeşirden cizdiler çemberi yere. Allah acısın. Allah acısın. Bak Hasan abi, gerçekten Allah acısın. Yani bak, ve yaptın yeni çift şerit. Süratle yaparlar. Ölüm yolu ne için söylerler? Evet. Dağ yolu için. Evet. Ölüm yolu Kuzey Lefkoşa yoludur. Bu. Evet. Budur. Kesinlikle. Budur. Kesinlikle. Bilmeyen biri o yola girdiğinde gece... Allah acısın yeni. Herhangi bir çembere toslama ihtimali %50'den evet, fazladır. Tamamen tuzak. Sevgili Ahmetciğim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dertleştik. Seninle program konuştuk. Yapmak bana keyif veriyor. Ama yani veriyor. Şimdi bu memlekette iş yapılmaz deme. Bak ha, bu bakın mandırayı hallediyorlar. Evet. Kamu İş ve Hür İş Federasyonu Başkanı Sevmidi Ahmet Serdaroğlu'yla konuştuk. Söylenmedik.
söyledik. Tamam mı? Ve girişte de söyledim. Bizim söylememiz ve söylenmemiz değil. Söylenmeyip söylememiz değil. Duyulmasıdır. Yıllardır bu işin içindeyim. Yazarım, cızarım. Sendika eylem yapar. Eğer grevdeki sendikayla görüşmem. Sendikaları yok. Biri eleştirir. Öyle derler. Eh yahu. Ne yapacak? İki gün yazacak. Üçüncü gün susacak. Onun için kulak asmayın. Ve çok üzülürüm. Ciddi anlamda üzülürüm. Bakansızdan her zaman bakarım. Ben fincancı katırlarını ürkütmeye bayılırım. Kırılsın fincanları. Ama her zaman böyle dürttüğümde beklerim bakayım. Bana kimin üzerinden gelecekler? Bu memlekette bir şey söylemezler. Beraber. Boş ver onu yahu. Boş ver. Boş ver. Dolu ver meselesi değil. Bizler ölümlü birer fani yaratıklarık. Önemli olan biz de geldik, siz de geldiniz, biz de gittik, gidecek, siz de gideceksiniz. Ve önemli olan bizim Süleyman arkadaşın cenazesi vardı geçen gün. Son zamanlarda duyduğum en yüksek sesli hakkımı helal ediyorum, çok iyiydi dedi insanlar sesi gırtlakları yırtılana kadar. Bilir misiniz ya gelmeyecek insanlar, dua edin biri çıkıp da hakkımı helal etmem demesin. Biri çıkıp hakkımı helal etmiyorum derse o cenaze orada kalır. O günü de düşünün ya. Hadi bay bay.